Ağustos ayının sonlarında aldığı operasyon emriyle Güneydoğu'ya intikal eden Bolu Komando Tugayı PKK'yı köşeye sıkıştırdı. 24 Ağustos'ta yola çıkan Bolu 2. Komando Tugay birlikleri Hakkari ve Şırnak başta olmak üzere Güneydoğu'da PKK'ya korku saldı. Bolu 2. Komando Tugayı'na eşlik eden Kayseri 1. Komando Tugayı askerleriyle birlikte PKK'yı köşeye sıkıştıran komandolarımız PKK'yı bitirme noktasına geldi. Ulusal yayın yapan bir medya kuruluşu PKK'nın içler acısı halindeki durumunu ortaya koyan telsiz konuşmalarına ulaştı. Konuşmalarda özellikle Bolu Komando Tugayı'nın bölgeye gitmesinden sonra köşeye sıkıştıkları ve tükenmek üzere oldukları gözler önüne serildi. Ele geçen telsiz konuşmalarında kandil yıkıldı, bu kez de başarılı olamazsak tükeneceğiz, halk bize destek vermiyor, güçsüzleştik, bu kez de başarılı olamazsak tükeneceğiz deniyor. Bölgenin güvenlik kaynakları tarafından ele geçirilen konuşmalarda örgütün saha sorumlularından Azat Siser kod adlı Ekrem Güney'in sözleri durumu özetledi. Güney, halkı sahaya çekmek şart, zira bu dönem PKK açısından tarihi bir dönem ve final olabilir. Yabancı basına her türlü destek verilmeli. İç savaş algısı yaratılmalı, sosyal medya kullanılmalı. Bu sefer de başarılı olamazsak örgüt Kandil'deki yıkımdan sonra toparlanamaz ve tükenir. Halkın desteği neredeyse yok denecek seviyede diyor. Raporda ayrıca çocukların ölümünden TSK'nın sorumlu tutulması isteniyor ve teröristlerin Silvan'da yerleştirdiğimiz patlayıcıdan dolayı ölen çocuğun sorumluluğunu devlete yükleyin şeklinde konuştuğu görülüyor.